Günaydın, günaydın değerli izleyiciler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu yıkamamda sizlerle birlikte havlular ve çarşafları yıkayacağım. Açık renkli çarşaflar ve açık renkli havluları birlikte yıkıyorum. İlk önce makinemi bir açayım, müsaadenizle. Programım pamuklu program olacak çünkü içerisinde çok fazla havlu ve çarşaf olacağından dolayı ve 9 kilo yıkamaya izin verdiğinden dolayı uzun bir program seçiyorum. Tabii ki German standart 60 derece olacak. Baumwolle 60 grad. Okey. İlk önce her zamanki gibi makinenin içerisine kireç önleyici, Mintax Antikalk Powder, Antikalk Pulva. Evet. Makinenin içerisine Favori Color ve Medusa. Medusa Color Deterjan Şimdi Medusa'dan da ekleyelim içerisine. Bir fincanda şöyle dolu dolu Medusa. Medusa'nın kokusu muhteşem. Fresh, fruity, very elegant. Yastık kılıfları, çarşaflar, havlular. Hepsi 60 derece. Hepsi 60 derecede kaynayacaklar. Hijyenik bir yıkama olacak. Çarşafları, havlularınızı her zaman 60 derecede yıkayın dememe bir gerek var mı artık? Bence yok. Benim yıkama videolarımı izleyenler bunu çok iyi bilirler. Evet. Şimdi burada ölçü kabımı lastiğine koydum. Ariel febreze etkili kötü koku karşıtı sıvı deterjandan Omo'nun dozajlama ölçeğine dolduruyorum. Ve şuraya hemen koydum. Evet, şimdi programı başlatabilirim. Neden 1,5 saatlik bir program değil? Neden sentetik 1 saat 49 dakika değil de pamuklu 60 derece diye bana soracak olursanız, az önce de size söylediğim gibi makinenin içerisinde oldukça çarşaf, havlu ve yastık kılıfının olmasından dolayıdır. Eğer çamaşır makinenizin içerisinde yer varsa açık renkli ev havlularınızı ve açık renkli çarşaflarınızı beraber yıkayabilirsiniz. Tabii bu benim yıkama tarzım, benim stilim olduğu için ayrı da yıkayabilirsiniz. Böyle karışık olarak da yıkayabilirsiniz. Ben bazen ayrı olarak da yıkıyorum. Havlular ayrı olarak biriktiyse ve fazla miktardaysa ayrı şekilde de havluları yıkıyorum.
ayrı şekilde çarşafları da yıkayabiliyorum. Zaten eski videolarım içerisinde bu videolar mevcut. Tamamen makinenin içerisinde bir renk çömüşünü izleyeceksiniz. İçerisinde açık renkli olan bir sürü renkler var. Maviler, pembeler, yeşiller, eflatun rengi, sarı, birçok renk. Evet. Biraz da makinenin içerisine ABC'nin hassas ciltleri özel sensitif sıvı deterjanından akıtmak istiyorum. Kokusu sensitif bir yumuşatıcı gibi kokuyor. Bebek çamaşırlarına tavsiye ederim. Dermatolojik olarak da zaten test edilmiş bir üründür. Boya, fosfat ve paraben içermez. Bakın hipoalerjenik olduğunu söylüyor. Evet, biraz sonra zaten su olacak kendisi. Hazır, dikilmişken, ayaktayken yıkama parfümünü hazırlayalım hadi. Bingo tutkuyla gül, gül ve lisyan tuz. Bir miktar. Biraz mor bir esinti olmasını istiyorum. Şık bir koku. Biraz meyveli ve pembe çiçek kokusu istediğim için Humoş Uzman Renk Koruma. Ve yine meyveli ve vanilyalı bir esinti istediğim için de Actisoft Ada esintisi. Evet, bunu da başka bir yıkama parfümü için ayırabilirim. Dibinde kaldı. Hepsini dökmek istemiyorum. Bakalım yıkama parfümümüzün kokusu nasılmış? Muhteşem. Pure Parfum. Müthiş bir yıkama parfümü. Bakalım hangi taraftan alıyor. Keşke şuradan dökseydim ama. Neyse, yine tekrar oradan alacak. Bakın, ilk başta tıka basa olarak doldurduğumu gördünüz. Şu an suyun etkisiyle çarşaflar ve havlular suyu içerisine biraz yiyince çöktüler. Aslında %80 dolu bir tamburdu. Ama siz videoda %100 dolu gibi izlediniz. Pamuklu programı süreyi düşürmediği zaman durulama su seviyelerinin de yüksek olduğunu sizlere daha önceki videolarımda söylemiştim. Makinenin aldığı su oranı şöyle bir dağ şeklinde ve camının önünde her zaman su görünüyor. Ama süreyi düşürdüğü zaman, içerisinde az çamaşır algıladığı zaman durulama suyunu da düşürüyor. Az çamaşır olduğu zaman makinenin ön lastiğinde su görünmüyor. Mızıkçı program bugün mızıkçılık yapmayacak çünkü içerisindeki havlu ve çarşaf miktarı fazla.
Bu çarşaflar ve havlular için seçtiğim yumuşatıcı da peroz, kiraz çiçeği ve pembe şakayık. Koku muhteşem bir kokusu var. Lenor Frühlingsgarten yumuşatıcıdan ilham alınarak hazırlanmış bir yumuşatıcıdır bu. Lenor Frühlingsgarten yumuşatıcının içerisinde de kiraz çiçeği ve pembe şakayık kokusu var. Tamamen birebir aynısı değil ama aynı çiçek kokuları kullanıldığı için bu da muadil bir versiyonu. Elbette makinenin içerisinde dolu olduğu için max çizgisine kadar. Evet, az bir şey var içerisinde. Onu da biraz sonra ben çalkalarım. İçerisine dökerim. Süre şu an 2 saat 28 dakika olarak görünüyor. Makine beklemeye geçti ve ben de etrafı toparlayayım o beklerken. Biraz sonra yıkamaya devam ettiğinde devam edeceğiz. Evet, tekrardan geldim. Tamamen esas yıkamasına geçişini yapmadı ama yine de beklemekten kendisi de vazgeçti ve yine çevirmeye başladı. Biraz sonra tekrardan bekleyişe geçecek. Makinenin içerisine eklediğim toz deterjanları formüllerini biliyorsunuz. Sizlere gösterdim videomda. O videolarıma açıp bakabilirsiniz. Nasıl hazırladığıma dair defterinize not alabilirsiniz ya da benim videoma bakarak sizler de kendi evinizde Medusa toz deterjan karışımını ve Favori Color toz deterjan karışımını hazırlayabilirsiniz. Favori toz deterjan karışımını İki farklı versiyonda hazırladım sizlere. İlk versiyonunu da sizlere tavsiye ederim. İlk versiyonundan da ben çok memnun kaldım. Hem ilk versiyonu hazırlayabilirsiniz hem de ikinci versiyonunu hazırlayabilirsiniz. İleride Medusa toz deterjan karışımının da farklı bir versiyonunu da yapmak istiyorum kamera karşısında. Tamamen kutumun içerisindeki toz deterjanın bittikten sonra kamera karşısında sizlere farklı bir versiyonunu da hazırlayacağımdan şüpheniz olmasın. Evet, şimdi yine beklemeye geçti. Süreden tasarruf etmek için videomu tekrar durduruyorum. Evet sevgili izleyiciler, makinem dediğim gibi süreyi 2 saat 18 dakikaya indirdi ve bana mızıkçılık yapmadı. Aferin sana Bosch. Thank you Bosch. Gracias. Evet, hemen hemen 2,5 saat yıkanacaklar yine. Süreyi arttırmadı. 2 saat 18'e indirdi. Neredeyse 10 dakikada süreyi tespit etmeye çalıştığı için 2 saat 28 dakika civarlarında bir yıkama olacak. Gördüğünüz gibi içerisine ABC Sensitive sıvı deterjan ve Ariel'den bir yudum, bir lokmacık diyeyim ya da bir yudumcuk Omo'nun sıvı dozajlama ölçeğiyle koydum ve köpüğü görüyorsunuz. Ariel ve ABC çok güzel köpürüyor. Biraz da şu şişenin içerisine su dökeyim. Baktım ki köpükler çok fazla çıktığında çok
raddede köpük olduğu zaman o pembe peros şişesinin içerisine dökebilirim. Hırçın tambur hareketlerini görüyorsunuz çünkü artık ana esas yıkamasına geçti. Sentetikteki gibi şu an tokaçlıyor. Isının etkisiyle köpük daha da fazla artacak. Şu an suyun sıcaklığı soğuk. Tertemiz misler gibi bir yıkama. Bu yıkamanın aynısını yapmak isterseniz pembe bir yumuşatıcınız Peros'un pembe yumuşatıcısı yoksa eğer evinizde herhangi bir pembe yumuşatıcıyı kullanabilirsiniz. Tamamen benimkine benzetmek zorunda değilsiniz. Peros'un pembesi evinizde olmak zorunda değil. 3 adet yıkama parfümü kullanmak zorunda değilsiniz. 1 adet yıkama parfümüyle de işinizi görebilirsiniz. Sadece yumuşatıcı gözüne koyduğunuz yumuşatıcıyla da yine yıkama parfümü yapabilirsiniz. Eski videolarımda birçok defa böyle bir yıkamalar yaptım. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi size bir şey bahsetmek istiyorum. Geçen gün deprem dolayısıyla bir video çekmiştim. YouTuber Anne Belgin Seraç ile bir yıkama düzenlemiştim kendisine. Hem de depremzedeler hakkında konuşmam gerekiyordu bir videomda. Başsağlığı dilemem için, taziyelerimi sunmam için ve geçmişler olsun dilemem için o videoyu çekmem gerekiyordu. O videomun altına bir hanımefendi, ismini şu an vermek istemiyorum. Demiş ki işte siz ne kadar vurdum duymaz bir insansınız. Sizin gibi vurdum duymaz insanlar olduğu sürece bu depremde unutulur gider. Bütün sosyal medyalar yayınlarını durdurmuşken siz yayınınıza devam ediyorsunuz gibi. Pardon. Bla 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 şeyler söylemiş yorumunda. Ve siz ne kadar saçma sapan insanlarsınız demiş, çoğul olarak konuşmuş. Yani hem bana saçma sapan demek istemiş hem de kanalıma gelen izleyicilerime saçma sapan demek istemiş. Asıl saçma sapan bir kişi varsa o sizsiniz. Buradan söyleyeyim. Mutlaka videomu izleyeceksinizdir umarım. Hem saçma sapan insanlar diyorsunuz hem de saçma sapan bir YouTuber'ın kanalını da böyle bir zamanda neden izliyorsunuz o zaman? Bu soruyu da size sormak istiyorum. Madem ki benim videolarım size göre çok saçma, peki neden siz bu kadar deprem bölgesini televizyona takip etmek gerekirken neden benim gibi saçma sapan bir kanalda siz vakit öldürüyorsunuz? Ve ben yayınıma devam edip etmeyeceğime sizden izin alacak değilim hanımefendi. Lütfen kendinize gelin. Silkelenin ve kendinize gelin. Burası sizin kanalınız değil. Deprem bölgesindeki depreme uğramış insanlara geçmiş olsun derken ben sizden izin alacak değilim. Buna siz karışamazsınız. İstediğim gibi videolarımı çekerim. Başsağlığımı dilerim, taziyelerimi sunarım, ne kadar üzüntümü dile getiririm. O deprem bölgesine uzak bir bölgede yaşıyor olsam da içimden geçenleri videomda beyan etmeye benim de hakkım var. Siz benim her şeyi burada söylememe engel olamazsınız. Duygularımızı, düşüncelerimizi burada söylerken izin alacak değiliz sizden.
kafanıza göre insanların YouTube kanalına ahkam kesemezsiniz. Ayrıca siz nereden biliyorsunuz benim duyarlı, vurdum duymaz pardon, vurdum duymaz insan olup olmadığımı? Beni tanımıyorsunuz, yüz yüze gelmişliğimiz yok. Sadece kanalıma 3 defa ya da 4 defa yorum yazmışlığınız var sizin. O yazdığınız yorumlar da zaten negatif yorumlar. Benim vurdum duymaz olduğumu deprem zamanında yüklediğim videolardan mı çıkardınız? Depremde hayatını kaybetmiş insanlar için ben saygı duruşunda bile durmuşluğum var. Böyle terbiyesizlikler istemiyorum. Bu videoyu çektikten sonra zaten size engel koyacağım. Zaten sizin yazdığınız yoruma ben cevap yazmıştım. O yazdığım cevapta da sizden birkaç gündür cevap bekledim. Bekledim, bekledim, bekledim ve sizden hiçbir cevap gelmedi. Daha sonra baktım ki yorumu kaldırmışsınız. Sizden özür dilemenizi beklerdim. Olgun bir insan olarak, duyarlı bir insan olarak özür dilemenizi beklerdim ama istemiyorum özür dilemenizi de. Sadece beni rahat bırakmanızı sizden rica ediyorum. Benim kanalımın seniörü olabilirsiniz ama bana saygı duymak zorundasınız. Tıpkı benim size saygı duyduğum gibi, size şu an hanımefendi olarak hitap ettiğim gibi. Benim kanalımda yazdığınız yorumlar bile zaten hep negatif içerikli. Sizin yazdığınız bazı negatif içerikli yorumlara bile ben hoşgörüyle kalp koyup size cevap yazmışlığım bile var. İstesem kalp koymam, hiç cevap bile yazmam. İstesem silebilirim de sizin yorumlarınızı. Ama bu benim hoşgörülüğümü gösterir. Bir videomda yazmıştınız ki işte siz bu beyazlar için olan toz deterjanı yeni mi gördünüz, yeni mi kullandınız? Bu sizi ilgilendirmez. Belki de sizin kullanmadığınız deterjanları, yumuşatıcıları ben kullandım. Belki de benim kullanmadığım yumuşatıcıları, deterjanları da başka arkadaşlarım kullanmış olabilir. Burası hava atma yeri değil. İnsanları küçümsemek hiç hoş değil. Bir yorumunuzda da şöyle demiştiniz. Sürekli olarak makineye deterjan ilave ediyorsunuz, su ilave ediyorsunuz. Makineyi kendi başına bırakıp yıkamıyorsunuz. Sizi izlerken sinir oluyorum. Evet, o videonuza ben kalp koymuştum sizin. Ama bu sizi ilgilendirmez. Ben makinenin düğmesine basıp makinenin başından ayrılıp bir daha makinenin başına çamaşırları çıkarmak için gelen sizin gibi bir insan değilim. Buradan bunu da açıklama yapmış olayım. Her zaman makineyi takip ederim. Arada sırada yanına uğrarım. Durulamalarına bakarım. Durulamalarda köpük var mı? Makinenin gidişatı düzgün mü? Herhangi bir aksilik var mı yok mu diye ara sıra makinenin yanına gelir. Makinemi kontrol ederim. Çünkü çamaşırlarımın iyi yıkanmasına çok dikkat eden bir insanım. Çamaşır yıkamak benim için çok eğlenceli ve hobi olarak çamaşır yıkamayı seviyorum. Ve kanalındaki videoları da hobi için çekiyorum. Herhangi bir para kazancı için, reklam anlaşmalığı için ben video çekmiyorum. Ayrıca sponsorum falan da yok. Ve bunların açıklamasına da ben sizlere yapmak zorunda değilim.
Ayrıca neden başka YouTuberların kanalına böyle bir yorum yazmıyorsunuz da özellikle benim kanalıma böyle bir yorum yazıyorsunuz? İşte bu da bir soru işareti. Sanıyorum ki normal hayatınızda canınız başka bir insana sıkıldı ve canınızın sıkkınlığını benden çıkarmak istediğiniz diye düşünmekteyim. Ben sizin canınızın sıkkınlığını çıkartabileceğiniz bir insan değilim. Canınızın sıkkınlığını gidin başka insanlardan çıkartın. Kanalıma aboneyseniz ama abonelikten çıkabilirsiniz. Sizin aboneliğinize hiç ihtiyacım yok. Sizin yazdığınız negatif yorumlara da hiç ihtiyacım yok. Buyurun abonelikten çıkabilirsiniz. Ve benim kanalımdaki izleyicilerime de siz saçma sapan insan diyemezsiniz. Saçma sapan birisi varsa o sizsiniz. Evet, sizin gibi gereksiz bir hanımefendiye çok fazla vaktimi ayırdım. Yıkama videomu sizin gibi bir insan ile mahvetmek istemiyorum. Evet sevgili arkadaşlar, kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle. O zamana dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Videolarımı sürekli olarak takipte kalmak için bildirim zilini aktifleştirmeyi unutmayın. Kanalıma ilk defa denk geldiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğendiğinizde ve kanalıma abone olduğunuzda beni çok fazla mutlu etmiş ve beni şevklendirmiş oluyorsunuz. Ve emeğime saygı duymuş oluyorsunuz. Ve makine şu an çok köpürdü ve köpürmeye de devam edecek anladığıma göre. Peros'u önceden dökeyim. Yıkamanın sonuna doğru da esas yıkama parfümünü dökerim içerisine. Köpükler yine artacak, merak etmeyin. Çünkü çok fazla yumuşatıcı dökmedim içerisine. Şişeyi sadece durulayıp içerisine döktüm. Evet, uzun uzun, bol bol sohbetli bir video oldu. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Allah hepinizi korusun. Ve bu arada yine tekrarlamak istiyorum. Depremde hayatını kaybetmiş insanlarımıza Allah rahmet eylesin. Allah ganivini rahmet eylesin. Nur içinde yatsınlar, huzur içinde yatsınlar. Depreme uğramış insanlarımıza çok büyük geçmişler olsun diliyorum tekrardan. Benim yaptığım konuşmalarıma bile görüyorsunuz nasıl bir provokasyonluk yapıyorlar. Beni kışkırtmak için. Olsun, yapsınlar bakalım. Allah herkesi yukarıdan ne yaptığını ne ettiğini çok iyi görüyor. Kul hakkılarına girdiklerinden hiç kimsenin haberi yok. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen. Adios.